SCP-3 Madde Sınıfı Euclid. Açıklama. SCP-3, SCP-3-1 ve SCP-3-2 olarak adlandırılan, kökenleri farklı, iki SCP bileşeninden oluşur. SCP-3-1, bilgisayar anakartına benzeyen bir konfigürasyonda düzenlenmiş, bilinmeyen bir biyolojiye sahip, tüy ve tırnaklardan oluşmuş bir SCP'dir. Testler, SCP-3-1'in bilinen en eski devre kartından binlerce yıl önce geldiğini gösteriyor. SCP-3-1 duygusal yapıda kabul edilir. Fakat belirli koşullar dışında tehlikeli aktivite göstermez. SCP-3'ün keşfi ve incelemesi. SCP-3-1, SCP-3-2'nin de yer aldığı taş bir tabletin üzerinde bulunmuştur. SCP-3-2'nin SCP-3-1'i dizginlemesi ve koruması amacıyla yaratıldığı düşünülmektedir. SCP-3-2'den alınan kısmen yorumlanmış veriler, SCP-3-1'in neden olduğu geçmiş ve potansiyel gelecek ihtimali olan X4 sınıfı yeniden yapılandırma olayına işaret edebilir. SCP-3-2'nin üzerinde runik semboller vardır ve herhangi bir dilin parçası değildirler. SCP-3-2 soluk bir ışık yayarak titrek ışık örüntüleri oluşturur. Bu SCP içeriği kendine bağlı olmayan, çoğunlukla biyolojik, dahili bir bilgisayar tarafından kontrol edilir. SCP-3-2 radyasyon yayılımını ısıyla, ışıkla ve anormal radyasyon tipleriyle birlikte kontrol edebilme yeteneğine sahiptir. SCP-3-2, keşif öncesinde birkaç yüzyıldan beri güç kaybediyor gibi görünen, anormal bir doğaya sahip, dahili bir güç kaynağı içerir. SCP-3, uzaktan izleme ekibinin SRV-4 sunucuları tarafından bulunmuştur. SRV-4 beta sürümüyle SCP-3-2 tarafından kasıtlı olarak temas kurulabilmesi mümkündür. Diğer organizasyonlar, vakıf tarafından muhtemelen benzer yollarla SCP-3'ün varlığına dair uyarıldı. Bu aktiviteye rağmen SCP-3-2, M3 Gloria analizine ve prosedürlerine tepki vermemesine dayanılarak duygusal olmadığı kabul edilmektedir. SCP-3, 35 derece sıcağın altına düştüğünde her iki bileşende reaksiyon gösterir. Öncelikle SCP-3-1 kütlesinin içinde üstsel bir artışla karakterize edilen bir büyüme durumuna girer. Bu büyüme durumu iki aşamadan oluşur. İki aşamada da SCP-3-1 çevresindeki atmosferik elementleri de kapsamak suretiyle inorganik materyallerden başlayarak hücreler ve ölü deri hücreleri dahil cansız organik materyaller, saç, kitin, diş minesi, keratin ve diğer biyolojik maddeler gibi çevresindeki maddeleri dönüştürerek büyümesini kısmen besler. İlk aşama daima aynıdır. SCP-3-1 önce kütlesini arttırarak 15 metre çapında yılan yıldızı şekline benzer bir form alacaktır. Uzuvları, kendini çevreleyen ortamı tarıyor gibi duran, duyu organları biçimini alacak ve çevresindeki alanı kısmen tanımlayan anormal bir maddeye dönüşecektir. Bu dönüşüm sırasında SCP-3-2 dönüşümün dışında negatif bir görüntü sergileyecektir. İkinci aşama, SCP-3'ün canlı organik materyal ile temasa girdiğinde oluşan bir biyolojik değişimi tanımlar. SCP-3, organik materyalden kendisine ait şablonlar çıkarır gibi görünür ve ilk şablonla uyumlu organizmalarla iletişim kurmaya çalışır. İkinci aşamada SCP-3-1 duraklayabilir, yavaşlayabilir veya büyümesi değişebilir. Aynı zamanda inorganik ve cansız organik elementlerin anormal olarak fiziksel yapılarını değiştirirken,
işlevsel olarak benzer yapılara dönüştürebilir. İlk aşamada büyüme devam ederken, ikinci aşamada SCP-3-1 canlı organizmalarla temas halinde bulunduğu süre boyunca SCP'nin büyüme oranı %20-90 oranında azalır. Yüzde oranı SCP-3-1 ile temasta bulunan organizmaların karmaşıklığı tarafından belirlenir. SCP, canlı organik maddenin analizine büyük miktarda işlem gücü ayırır gibi görünür. SCP-3-1'in büyüme aşamalarının her biri sırasında SCP-3-2, SCP-3-1'in büyümesini geçici olarak engelleyen radyasyon patlamalarını serbest bırakır veya SCP-3-1 sıcaklığı 100 derecenin üzerine çıktığında bu büyümeyi tersine çevirir. Benzer radyasyon yayılımları başka anormal araçlarla çoğaltılır veya kaydedilir. SCP-3-1'in biyolojisi kapsamlı bir çalışma konusu olmuştur. Önemli unsurlar SCP-1512 ve SCP-2756'ya benzer olarak tanımlanmıştır. Bunların ikisi SCP-3-1 ile doğrulanmış bir bağlantıya sahip değildir ve aralarında bilinen bir bağlantı yoktur ve hiçbiri tam olarak anlaşılamamıştır. Bugüne kadar SCP-3-1'in bu SCP nesnelerine veya başkalarına olan bağlantısını, görünüşün ötesinde modern teknolojiye olan bağlantısını ve bilinmeyen mekanizma yoluyla olası taklitçiliğini tatmin edici bir biçimde açıklayan hiçbir ikna edici analiz ortaya atılmamıştır. Özel saklama prosedürleri. SCP-3, 35 derecenin altına inmeyecek bir sıcaklıkta ve ideal olarak 100 derecenin üzerinde sabit bir sıcaklıkta tutulmalıdır. SCP-3 ile kategori 4'te yer alan veya yüksek karmaşıklığa sahip çok hücreli canlı varlıkların temas etmesine izin verilemez. Tüm elektriğin kesilmesi durumunda eğer SCP-3-1'in kütlesinde bir artış meydana gelirse atanmış personel SCP ile cilt temasında bulunmak zorundadır. İdeal olarak personel vücut ısısını SCP-3-1'i kritik sıcaklığı üzerine getirmek için kullanabilir. Bununla birlikte cilt teması SCP'nin aktivasyon sıcaklığına ulaşması durumunda dahi sürdürülmelidir ve SCP-3-1 tamamen ikinci büyüme aşamasına gelene dek devam etmelidir. SCP-3'ün muhafaza bölgesine giren personel ilk olarak kategori 4 veya üstü karmaşıklığa sahip vücut parazitleri için muayene edilmeli ve bu tür organizmalar bulunuyorsa sterilize edilmelidir. SCP-3 ile fiziksel temasta bulunan tüm personel derhal sonraki sterilizasyon için rapor vermelidir. Yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan acil durum prosedürleri haricinde SCP-3-1, SCP-3-2'den çıkarılmamalıdır. SCP-3-2'nin runik aktivitesindeki desen, frekans veya renk de dahil olmak üzere önemli bir değişiklik meydana gelmesi durumunda 3 saat içerisinde rapor edilmelidir. Runik aktivitelerde gerçekleşen bir kesinti derhal rapor edilmelidir. SCP-3-2 her zaman 3.4 jeneratörü ile elektriksel olarak beslenmelidir. Ek belge 1. Araştırma ekibi M3 Gloria, veri silindi arasında bir bağlantı kurmayı başarmıştır. SCP-3-1 şu an bilinçli olarak kabul edilmelidir ve veri silindi den ve sonuçtaki yan üründen daima en az 1 kilometre uzakta tutulmalıdır. Ek belge 2. SCP-3-2'nin güç kaybı M3 Gloria tarafından gerçekleştirilen prosedürlerle daha da şiddetlendi. O5-10 emirleri dahilinde M3 Gloria işlemlerine devam edecektir. Ek belge 3. M3 Gloria prosedürleri sırasında SCP-3-1 kütlesini iki katına çıkardı ve hızla yapısal olarak büyümeye başladı. Sıcaklık hemen 100 dereceye çıkarıldı. SCP-3-1'in büyümesi ve kütlesel artışı 9 dakika 6 saniye devam etti.
Bu sırada SCP-3-1, SCP-3-2 tarafından sürekli bir radyasyona maruz kaldı. Bunun sonucunda SCP-3-1 3 dakika 39 saniye içinde normal durumuna döndü. Analiz için toplanan büyüme numuneleri dağılarak toz haline dönüştü. SCP-3-1 ve SCP-3-2'nin her ikisi de saplanabilir tüm aktivitelerini durdurdu. SCP-3-2 harici güç kaynağına bağlanıncaya kadar faaliyetlerine devam etmedi. SCP-3-2'nin runikleri gri bir renkte parladı ve 3 saat boyunca normal faaliyetlerine devam etmedi. SCP-3-2 artık 3.4 jeneratörleriyle harici güç beslemesi olmadan 35 derecenin üzerindeki bir sıcaklıkta muhafaza alanını koruyamıyor gibi görünüyor. Ek belge 4. Ek 3'te açıklanan prosedür tekrar edildi ve SCP-3-1 tekrar büyüme durumuna girdi. 10 dakika 13 saniye sonra SCP-3-2 bir kez daha sürekli bir radyasyon salınımı üretti. SCP-3-1'in büyümesi 36 saniye durdu. Ardından önceki hızında devam etti. SCP-3-1 kütlesinin 4 katına ulaştığında uyumlu bir dış kabuk ve gövde oluşturdu. Çevresini tarayıp bu çevreyi kısmen değiştirdikten sonra SCP-3-1 M3 Gloria'nın 9 üyesinin bulunduğu gözlem galerisine girerek sınırları aştı. Takım üyeleriyle fiziksel temasta bulunduğundan SCP-3 hızla büyüyen uzantıları içinde onları kuşattı ve büyümesi 15 dakikalığına durdu. SCP-3-1 sonrasında büyümeye devam etti ve kendini yeniden düzenledi. SCP 3 metre uzunluğunda dişi, insansı bir şekil aldı. Biçimin ortasındaki şeklin birleşenleri ve parçaları kendi dokunaçlarıyla birlikte değişerek SCP-3-1'in yeni oluşan saç ve omurgasına dönüştü. SCP-3-1 daha sonra araştırmacılarla iletişim kurmak için deri silindi. Ajanların kadro topluluğu içinden bilinmeyen bir şahıs tehlikeli olan barınma alanına yaklaştı. Bireysel olarak O5 konseyinin emirlerine göre hareket ettiği iddiasıyla SCP-3-1 ile iletişim kurmaya çalıştı. Veri silindi. Bu olaydan sonra M3 Gloria'dan Ajan Jackson başarılı bir şekilde SCP-3-2'ye güç sağladı ve sıcaklığı 100 dereceye döndürmek için yedek jeneratörleri aktive etti. SCP-3-1 21 dakika 7 saniye içinde normal durumuna döndü ve olay gerçekleşmeden başarılı bir şekilde zapt edildi. SCP-3-1 tarafından etkiye uğrayan M3 Gloria'nın tüm 9 üyesinin daha sonra fiziksel olarak yaralanmadığı ve psikolojik travmanın yanı sıra kalıcı etkiler bulunmadığı tespit edildi. Stabilize edilen SCP-3'ün eski barındırma alanı ve materyalleri dağıtılmadı ve şu an analiz halinde. Ek belge 5. Bir önceki olay ışığında O5-10, O5-O5- ve O5- ortak kararıyla O5 konseyinden çıkarıldı. M3 Gloria prosedürleri süresiz olarak askıya alındı. Ek belge 6. Özel erişim programı M3 Gloria. Erişim izni verildi. Dosyaları göster. Olay raporu A21-B döngü 8'in transkripti. O5 komutası ve ekibin dağılması için. Görüşmeciler ve adı geçenler O5-2, O5-5, O5-7, O5-10 ve ekip. Görüşülenler: Dr. Tilda David Moose, M3 Gloria lideri. Alıntı 35A. Bizimle konuşmaya çalıştı. Hepimiz sesini kafamızın içinde duyuyorduk. Tam anlayamadığımız bir tür yarım dil ile konuşuyordu. Diğerlerinden bir kısmı hemen kendinden geçti.
Ben biraz daha dayandım. Ama zihinsel dayanıklılığımdan dolayı değil. Sadece bize farklı şeyler anlatmaya çalıştığından dolayıydı. Jones'un şimdiye kadar hissettiği her şeyle ilgili anıların bir görüntüsünü gösterdi. Tamamı birkaç dakika sürdü. Araştırmacıların üçünü ayırdı ve onları yaralanmamış bir şekilde bir araya getirdi. İnsan duyusunu ya da acıyı anlamıyor. Ya da dünyayı nasıl deneyimlediğimiz hakkında hiçbir şeyi bilmiyor. Evet, saklama prosedürlerinin gereğinin olduğunu söyleyebilirim. Dinle. Dünyayı yeniden yaratmak istiyor. Bir cennete çevirmek. Kendi yabancı anlayışıyla filtrelenmiş bir cennet. Ama hala bizim için tasarlanmış bir cennet. İnsanlık için. İlk karşılaştığı yeterince karmaşık organizma için bir cennet yapacağından mutlu olmalı. Onu kabul edecek kadar karmaşık zihne sahip bir şey. Bir köpek mesela veya bir kara sinek. Tekrar ihlalde bulunursa önceden orada olmalıyız. Nasıl oluyor bir... Tekrar ihlalde bulunursa önceden orada olmalıyız. Nasıl oluyor bilmiyorum. Ama bize bazı resimler gösterdi. Tam olarak resim de değil. Kafamda görebiliyordum. Düşünebildiğim en yakın şey, gözlerini aniden ve sımsıkı kapattığımda gördüğüm şey, çok parlak ve karmaşık bir şeydi. Görüntülerin kendisiyle ilişkili bir takım metalik sesler vardı. Tüm etkiler bir çeşit söz gibiydi. Neyi anlayabileceğimizi görmek istediğine inanıyorum. Böylece bizi anlayabilecekti. Bizi tamamen analiz etmek için vakti yoktu. Olsaydı neler yapabileceğini bilmiyorum.